Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Dostlarım bildiğiniz gibi şu Linate'e ışınlandığınız zaman hemen şurada yanda Linate Board var. Bakın burada iki tane görev var dostlar. Aklınızda bulunsun, özellikle premium sahibi oyuncular için. Burada tekrar edilebilir görevler var. İşte ben şimdi bugün DTS ve DTK farmı yapacağım ama hani burada işte leech görevi var. Bakın 5 milyon X veriyor. Troll keserseniz 20 tane 4 milyon X veriyor. Hani harpi keserseniz 3 milyon X veriyor. Ya bunlar aslında çok önemli görevler bence. Bu arada bir günlük de peri bastım. Bugün şöyle bir 2 tane falan video çekmek istiyorum dostlar bu periyle. Hiç yoktan. Bunda günlük çark felek etkinliği var biliyorsunuz. Yançarla, Warrior'la düşürmüştüm. Dostlarım bu görevleri X kasarken özellikle sola X kasıyorsanız mutlaka kaçırmayın bence, yapın. Gayet güzel oluyor. Niye diye soracak olursanız, yani mesela şimdi gidiyorsunuz, şimdi anlatacağım mesela DTS, DK, DTK zaten boş bulabilirseniz tabi. Yani şu arkadaş DTK'ya gidiyor olabilir, işte DTS'ye gidiyor olabilir, şurada farm yapacak olabilir. Ama burada DTS ve DTK slot farkındaysanız yan yana. Eğer burayı boş bulursanız şöyle bakın, hemen yan yanalar zaten. Burada hızlı hızlı burayı kesip bu şekilde. Şimdi mesela şeyde Luhta 7'de 0'da vardı. Üzerimizde 7K var. Burada böyle mesela upgrade scroll'u aldık. Gördünüz mü dostlar? Zaten güzel farm slotu. Üzerine bir de ister istemez siz güzel bir XP de kasıyorsunuz. Hem XP hem farm karakterinizi bu şekilde güçlendirebilirsiniz. Zaten yeni serverda her yer tıklım tıklım. Her yer tıklım tıklım olduğu için dostlarım burası mis gibi slot bence. Hem XP açısından. Şimdi orada 62. level'a kadar, yani 62 level'a kadar yapılabilir diye yazıyor ama o güncellendi diye biliyorum. Şimdi bakacağız, zaten level'ımız 61. Hani %50 başladık sayalım. Bak burada hemen görüyorsunuz, tık tık tık. Burayı da kesiyorum. Hemen geçtim yana mesela. Anladınız mı? Mantık bu dostlar. Mantık bu. Yani sürekli burada 20 tane olduğunda da hemen görevi vereceğiz. Görevi ver gel yapacağız. Zaten yakın Lightfeet'le hızlı hızlı yürürsünüz. Tabi Priest falan olursanız biraz daha, işte Warrior olursanız biraz daha yapması uzun sürebilir. Ama orada da ışınlanma parasına kıyabilirsiniz. Ne bileyim işte bir arkadaşınız Mage varsa o burada durur, sizi seri seri TP eder. Yani demokraside çareler tükenmez. Bir şekilde bir şeyler yapılabilir. Hem burada DTS, DTK karışık farm çekiyoruz bugün. Hem de şöyle bir sizlere unutulmuş Linate Board'u tekrardan hatırlatmak istedim. Dedikten sonra videonun girişini fazla uzatmıyorum dostlar. Hemen görevleri verirken tekrardan açacağım. Haydi bakalım şimdi farmımıza geçelim. Güzel bir getiri elde ederiz inşallah. Dostlar şimdi bak. Geldim, hemen görevlerimi teslim ediyorum. Aldım 2 milyon 250 XP. Aldım 2 milyon 250 XP. Bak %3 direkt, gördün mü abi? Direkt %3. Koydu %3'ü. Görev yaparken de bir ufak bir kastım. Ben bunu nereden baksanız dostlar 4 dakikada kastım. 2 tane wolf süresi geçti. Hatta çoğu yolda geçti az önce. 3 life feed süresinde de ister istemez slota git gel yapıyorsun. Tertemiz abi. Yani çok seri XP oluyor. Ama dediğim gibi yanınızda bir tane mage falan ayarlarsanız. Mesela 2 bilgisayarınız vardır. Yanına bir tane mage koyarsınız abi. Çıt 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 çek çek çek. Direkt kes gitsin. Bir de mage ister istemez 60 level üstü olursa, sizi kasarsa böyle Nova ile falan, çok seri siz X kasmış olursunuz. Sonuçta slotlar da tam böyle Nova atılacak slotlar. Toplayıp buralanabilecek slotlar yani. Ondan dolayı tertemiz dostlar yani. Böyle hani farklı bir bakış açısı katmak istedim açıkçası. Bugün belki bilen vardır, belki bilmeyen vardır şeklinde düşündüm. 62 level'a kadar diyor dostlar ama bakacağım, 62 level'dan sonra da yapılıyor olabilir belki. Ama 62'nin sonuna kadar bile yapılsa ister istemez ciddi bir XP kaynağı. 35'ten itibaren başlıyor herhalde. Bakayım dostlar şurada. Yani 45'ten 62 level'a kadar diyor dostlar. Yani 45 level'da başlayıp 62'ye kadar sadece burada katsanız çok ciddi bir XP üstünlüğü, XP avantajı elde edersiniz bence. Üzerine bir de slotun zaten hani getirisi kendisi zaten güzel slotlar buralar. Mesela bak çitin shell düştü abi. Kırtılmalık shell falan çok fazla atıyor. Şu küçük DTS'ler farm olarak daha iyi. Büyüklerini sırf görev için kesiyoruz ama olsun yani, sonuçta belki bunlardan da bir şey alırız. Yani o şekilde dostlar. Anladınız siz olayı. Belki şuradan güzel MS'ler de alırız. Sonuçta ikisi de hani yaratık olarak bize MS atacak slotlar. Bir de dostlar bu videodan sonra Triant slotunu deneyeceğim. Triant 55 level.
Aslında Ancient'i deneyecektim ama orası MSA atmayacağı için denemek istemedim. Ben MSA atacak slotlara gitmek istiyorum daha çok. O şekilde bir farm çizgisi çizeceğim kendime. Videolarda böyle hani çok denememi istiyorsunuz ama level'ı mutlaka göz önünde bulundurarak arkadaşlar. Level'ı göz önünde bulundurarak bana abi şuraya farmla buraya farmla diyebilirsiniz. Çok yüksek level'larda bir şey isterseniz de Warrior'la farmlarız zaten. Warrior tantımda gelecek yakında diyelim. Velhasıl fazla uzatmadan olayı anlattık elimizden dilimiz döndüğünce. Devam edelim bakalım videomuza. Dostlarım sürpriz bir drop. Şöyle gördüğünüz gibi large breaker artı altı at slot. Yani gerçekten güzel bir drop. Şöyle göstermek istedim özel olarak. Yani tatlı slot arkadaşlar. Yani bu tabi artı 7 yapsak güzel para eder large breaker. Artı 7 sonuçta. Belki bir 2.5M'den 2M'den satılır. Şu hali de güzel yani gayet. Şöyle bir bilgilendirme yapmak istedim videoya girip. Bu arada farmımız kaç volt var? 28 dakika. Yani yaklaşık yarım saattir farmdayız arkadaşlar. Yarım saattir düşen droplar bu şekilde 3 aşağı 5 yukarı. Bu arada XP'mizi de görüyorsunuz. %69 oldu dostlar yani. XP de gayet iyi. Daha hatta bir kere de görev almayı unuttum. O da benim hatam. Şu Bonef Dragon Tot da arkadaşlar 25K'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam 25K'ya satılıyordu. Biraz Knight'a ara verdiğimiz için satış fiyatlarını unuttum. Ama bu görev itemi değil kesinlikle. Çok çok eskiden master açmak için kullanılıyordu ama şu an artık bir hani oyunda bir işlevi yok. Sadece para ediyor NPC'ye sattığımızda. Bak bir tane daha attı mesela Bonef Dragon Tot. Direkt 25K. Aa bir tane daha attı. 35K mı 25K mı? Öyle bir değeri var yani. Çok güzel arkadaşlar o yüzden. Direkt nakit para olarak bize gelmiş oluyor. Velhasıl 3 tane de kırdırmalık şeyimiz var. Bunları da videonun sonunda kırdıracağız. Farmımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Ekstra sürpriz bir drop olmadıkça artık açmayacağım. Videonun sonunda görüşürüz. Hani zaten sürekli gördüğünüz gibi burayı kestikçe işte burayı bitirdikçe lineate yürüyorum. Lineate yürüdükçe buraya geliyorum. Yani güzel bir farm olmuş oluyor. Mesela bura bitti. Yanı da bitireceğim mesela. Ondan sonra lineate yürüyeceğim. Görev vereceğim. Tekrardan buraya geleceğim. Böyle bir sarmal içerisinde farmını yapıyorum arkadaşlar. Velhasıl videonun sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Ekstra bir drop olmazsa low quality gap. Gerçekten slot tatlı ya. Yani ıvır zıvırı, çöpü, çeri, her şeyi değerli yani slotu. Ya şu yürümeleri beni bir geliyor ya. Neyse velhasıl dostlar. Videonun sonunda görüşmek üzere diyelim. Evet dostlarım farmımızın sonuna geldik. Son tur şöyle görevimi de verdim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi 62 level olduk dostlarım. Hala alabiliyor muyuz üstümüze? Evet alabiliyoruz. 62 level içerisinde de bu görevi aynen yapmaya devam edebiliriz. Gelelim droplara dostlar sizlerle birlikte. Dostlarım şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kırdırmalık şeyimiz var. 1 tane artı 6 large breaker, 7 tane upgrade screw, ıvır zıvır çart çurt. Yani bunların hepsini şöyle NPC'ye satalım bir düzenleyelim üzerimizi. Yani genel olarak çünkü diğerleri çok. Yani şunlar mesela 15 kaymış dostlarım bu arada. Ben biraz fiyatını abartmış olabilirim. Yani tam hatırlamadığım için. Neyse velhasıl dostlarım bu farmın sonunda 615k nakit para. Böyle 5 tane kırdırmalık shell. 6 tane özür dilerim kırdırmalık shell. Yani bu shell'leri ben 250k'dan 300k'dan pazarda satıyorum dostlarım. Daha iyi oluyor açıkçası. Ağlıyorlar şanslarını deniyorlar insanlar. Ben daha çok böyle düşürdüğüm dropları satma şeyindeyim. Bu large break'ın da dostlarım fiyatı da baktık. Bu arada ortalama işte 1M'den de satılmış. 750k 500k yani bunu da yine pazara koyacağım. Artı 7 yapsam ne kadar satılıyor ona da bakayım hemen bir. Şöyle artı 7 large breaker. Yani 2M falan hiç gerek yok. Bunu bu şekilde daha tatlı satabilirim. Yani 11M'den de satılmış gerçi de. 131 APS'i var sonuçta. Gayet güzel. Large breaker da güzel bir drop oldu bizlere yani bu şekildeydi. Dostlarım video umarım hoşunuza gitmiştir bu arada. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben hem bilgilendirici hem de farmlanabilir bir slottu. Yani 5 tane kırdırmalık shell. Siz buraya DC Premium'a denersiniz. Bence fişek gibi droplar alabilirsiniz. Ki bu bronz premium performansı. Velhasıl videonun sonuna geldik dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.